Özgen Berkol Doğan, Bilim Kurgu Kütüphanesi ve Kültür Evi'nin öyküsü. Özgen Berkol Doğan, Bilim Kurgu Kütüphanesi ve Kültür Evi, 30 Kasım 2012 tarihinde, yani Isparta'da meydana gelen uçak kazasının 5. yıl dönümünde, o kazada yitirdiğimiz Özgen Berkol Doğan'ın anısına Moda Caddesi No. 6'daki 3 katlı eski bir İstanbul evinin 2. katında açıldı. İlk açıldığı günden itibaren, sadece kütüphane değil de bir kültür evi kimliğiyle çalışmaya başlayan mekan, 2 Mayıs sezonunda her perşembe akşamı yokmaya devam ettiği perşembe söyleşilerinde yüzlerce değerli konuşmacıyı, binlerce izleyiciyi konuk etti. 2017 yılında artık kabına sığmayan kütüphane, yine modada ama bu kez Safa Sokak No. 20'deki kendine 3 katlı 100 yıllık ahşap köşke taşındı. Türkiye'nin ilk ve tek bilim kurgu kütüphanesi olma özelliği taşıyan Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi hala gelişmekte olan genç bir kütüphanedir. Kütüphanenin birinci hedefi başta edebiyat olmak üzere yazılı ve görsel alanlarda üretilmiş bilim kurgu ve fantastik kurgu yapıtlarına ulaşımı sağlamak ve bu yapıtlarla ilgili düşünsel tartışmalara ev sahipliği yapmak. Bu alandaki edebiyat koleksiyonu sadece Türkçe yapıtlarla sınırlı değildir. 27 farklı dilde basılmış Harry Potter koleksiyonu yanında 38 farklı dilde 12 binden fazla kayıtlı eser bulunmaktadır. Baskısı tükenmiş eserler, var olan bütün Türkçe çeviriler ve son çıkan yapıtlarla beraber bu koleksiyon gün geçtikçe zenginleşmektedir. Kütüphane, içeriğinde barındırdığı bu nitelikli ve zengin koleksiyonla uyumlu olarak birçok farklı düşünsel alanda tartışmalara zemin hazırlamaktadır. Ocak 2013'ten beri süregelen Perşembe Söyleşileri bu zeminlerin en önemlisidir. Bilim, edebiyat, felsefe ve sinema alanları başta olmak üzere birçok alanda uzman akademisyen, yazar ve ilgili araştırmacılar bu söyleşilerin konuğu olmuştur. Perşembe söyleşilerinin yanı sıra ayda bir salı akşamları düzenlenen müzik söyleşileri, iki ayda bir gerçekleştirilen korku filmi saati ve sinema söyleşileri de katılımcıların yorumlarıyla zenginleşen pazar sohbetleri ve farklı alanlarda düzenlenen aylık atölyeler sayesinde kütüphane daha da canlı bir alan haline gelmiştir. Mart 2020 tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan mekan, Haziran ayında kısmen açılmış, üyelere kitap ödünç alıp vermeye başlamıştır. Mayıs ayında bir kez, Ağustos ayında da bir kez olmak üzere iki kez çevrim içi söyleşi gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren salgın süresince etkinlikler çevrim içi sürdürülecektir. Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Yiğilim, Fındacığım. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nin bu yıl Covid-19 korona pandemi sebebiyle online sürdürmeye devam ettiği Perşembe Söyleşilerinden birinde yine beraberiz. Vakit ayırıp ekran başında olan herkese teşekkür ediyoruz canlı yayında bizi izleyenler için. Bu haftaki Aralık ayının ikinci Perşembesi Edebiyat Söyleşisi. Konuğumuz yazar Funda Özlem Şeran. Funda'ya yazar ne yazıyor diye hemen bir kısaca bir tanıtmaya çalışacağım seni. Biraz zor olacak ama. Funda Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu. Fakat kendisi anlatacaktır herhalde birazdan. Tamamen yazarlık kariyerini sürdürmeye karar veren ve bu konuda devam eden insanlardan, kişilerden. Bilim kurgu yazıyor, korku yazıyor, mizah yazıyor, çocuklar için yazıyor. Çocuklar için farklı yaş gruplarında yazıyor ve çok üretken bir yazar. Pek çok kendi kitaplarından başka öykü seçkilerinde çok yer almış. Ben birkaç öykü seçkisinden ve çıkan kitaplardan söz edeceğim, ödüllerden söz edeceğim. Mutlaka arada atladıklarım olacak. İşte mizah demiştik, anne kız diyalogları, baba kız diyalogları kitapları var. Bilim kurgu seçkilerinde Dünyalılar, Yüksek Doz Gelecek, bundan ayrıca söz edeceğiz. Ayrıca Türk Bilişim Derneği'nin
Türkiye'deki en önemli, herhalde bilim kurgu dalında verilen en önemli ödüllerden birisidir Türk Bilişim Derneği ödülü. 2014 yılında Kullanım Kılavuzu öyküsüyle ikincilik, 2017'de Kapataç öyküsüyle birincilik ödülünü almış sevgili Funda, aldı. Korku yazarı olarak da çok üretken, Anadolu Korku Öyküleri 3 galiba bu Gayak olarak da geçiyor, yanlış söylemiyorsam. Evet. Karanlık Yılbaşı Öyküleri, Karanlıktaki Kadınlar, Hayalet Müzik var. Arada Yeryüzü Müzesi var. Bunu da not almışım, unutmadan geçeyim. Ecel var. Bütün bunlar ve çocuk kitaplarından Gürültücüler, Derslerde Başın Dertli serisi, Korkusuz Köyün Korkulu, Düğün Alayı, en son çıkan ve benim şahsen bayıldığım Sürpriz kitabı. Evet. Bunların hepsi bir arada. Hoş geldin Funda, tekrar bizi kırmayıp davetimizi. Biz çok uzun zamandır seni zaten davet edelim istiyorduk. Hep aklımızda olan bir isimdi. Nihayet bir araya gelebildiğimiz için biz de çok mutluyuz. Bunu da sana iletmek isterim buradan. Ben de çok adına. Mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok sevindim zaten sen ilk söylediğinde de. Çok mutlu oldum. Umuyorum güzel bir yayın olur. Muhakkak, muhakkak. Şimdi seni tanıtmaya çalışırken de söylediğim gibi pek çok alanda çok üretkensin, çok farklı alanlarda yazıyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Yani bu benim çok da merak ettiğim bir şey. Korku yazarken nasıl çocuklar için yazabiliyorsun? Çocuklar için yazarken birden nasıl bilim kurguya dönebiliyorsun? Ve bütün örneklere baktığımızda hepsi kendi alanında son derece yetkin örnekler, öyküler, hepsi son derece başarılı. Bunu nasıl yapıyorsun, nasıl kurguluyorsun? Yazma serüvenin nasıl başladı? Bize dilediğin şekilde anlatırsan çok seviniriz. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tekrar hep böyle mahcup oluyorum sen böyle şeyler söylediğinde ama. Ya öncelikle kendiliğinden oluyor. Yani öyle planlı, çok planlı programlı değil aslında benim kariyerim baktığımızda. Ben çocukluğumdan beri hep yazıyorum. Yani okuma yazma öğrendiğimden beri, hatta çocuklarla etkinliğimizde de özellikle anlatıyorum ki o küçük yaşlarda bile yaptıklarının aslında bir önemi olduğunu fark etsinler. Yani o zaman sadece seviyorum da yapıyorum sandıkları şeyler belki ileride meslekleri olabilir. O yüzden söylüyorum. Gerçekten de okuma yazma öğrendikten sonra kitaplara çok aşık oldum. Kitaplara aşık olduktan sonra kendim hikayeleri uydurmaya başladım. Ve hatırlıyorum, yani ilkokulda arkadaşlarıma anlatıyordum teneffüslerde. İşte yarı rüya, yarı uydurma, hayallerimi falan anlatıyordum bayağı. Sonra ortaokul yıllarında tabii daha fazla okumaya, daha çok da yazmaya başladım. Bu ilk önce işte kompozisyon derslerinde biraz gelişti. Ama ondan sonra kendim hatta derslerde böyle ufak ufak hikayeler yazardım. Öğretmen ders anlatırken, iyi bir örnek değil belki ama. Sonra hatta o yıllarda da böyle daha fantastik şeyler yazıyordum her zaman. Okuma eğilimim de o yönde oldu. Bilim kurgu, fantastik ve korku türünde. Sinemada da gerçi hani izlediğim filmler de yine o türdeydi. Ama açıkçası bu konuda biraz yalnızdım. Çünkü çevremde çok bu tür şeylerden hoşlanan arkadaşlarım yoktu aslında. Kendi kendime yazıp kaldırıyordum. Hikayelerimi de çok okuyan yoktu. Bir iki arkadaşımı okutuyordum sadece. Ve yazarlıkla ilgili bir hayalim de yoktu. Yani yazarlar çünkü hep böyle büyük büyük insanlar olurmuş gibi. Çok yaşını başına almış insanlar olurmuş gibi geliyordu bana. O yüzden de hiç yani ileride yazar olurum, böyle bir meslek seçerim diye düşünmüyordum. Sadece işte lise yıllarında falan üniversite seçeceğim zaman dedim ki hani yazmayı seviyorum, ne olur gazeteci olabilirim. Gazeteci olursam da işte okuma yazmayı sevdiğim ne bölüm var? Tabii hani edebiyatı çıkarıyoruz. Eşit ağırlıktan ne seçebilirsem aslında onu seçtim. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde. Politikayla hiç alakam olmamasına rağmen. Fakat yani severek okudum. Çok severek okudum. Çok kıymetli hocalarla okudum. Yani okuma yazmaya doyduğumuz bir üniversite hayatı geçirdim. Hatta sonrasında da yine aynı bölümde yüksek lisansımı yaptım. Politik bilim kurgu üzerine, distopyalar, ütopyalar üzerine çalıştım. Yani çok severek yaptım bunları. Ama dediğim gibi yani hiçbir zaman yazar olurum diyemiyordum. Ta ki üniversitede bir edebiyat kulübüyle tanışana kadar, İksas York Ölümsüz Öykü Kulübü, duymuşsundur sen de. Oradaki arkadaşlarla hem birbirimizle öykülerimizi paylaştık, hem birbirimize yorumlar yaptık. Bu çok kıymetliydi ve hatta hani ilk ödülümü de onların düzenlediği bir öykü yarışmasında almıştım. Ondan sonra gelişti biraz, bana benim kafama dank etti. Yani benim çok severek yaptığım şeyi başkaları da beğeniyor, demek ki bir şeyler yapabilirim diye.
Zaten oradan tanıştığım Burcu İkizer diye arkadaşım var, yazar arkadaşım. Onunla birlikte de ilk kitabımızı yazdık. Anne Kız Diyalogları, mizah kitabı. Üniversite bittiği yıl yayınlanmıştı. 2007 yılında. Ondan sonra da devamı geldi bir şekilde. Yani hep ben işte fantastik, korku, bilim kurgu yazdım. Bunları çok ayırarak da yazmıyordum. Yani benim için gerçeküstü olması yeterliydi. Hani diyorsun ya nasıl oluyor diye. Yani hakikaten o konuda çok bir şey diyemiyorum. Kendiliğinden gelişiyor. Çocuk edebiyatına geçişimse yaklaşık 9-10 sene önce oldu. Yine bir arkadaşımın önerisiyle başladım. Hiç yapabileceğimi de düşünmüyordum aslında ama bir deneyeyim dedim hani. Hem sevdim hem yaptığım şey beğenilince o yönde devam ettim yoluma. İyi ki de öyle olmuş. Evet, Yani ben çok ayırmıyorum aslında. onu zaten okur olarak da görebiliyoruz. Hani bilim kurgu öykülerinin içinde bir bakıyorsun korku unsuru var. Hani korku unsurları taşıyan bir bilim kurgu öyküsü oluyor. Ya da mizaha kaymış oluyor. Bir bakıyorsun neredeyse gülecek gibiyken gülemiyorsun. Gülümsemen dudakların da donup kalıyor. Çünkü aslında başka bir şeyden de söz ediyor. Dediğim gibi hepsi birbirinin içine giriyor bir durumda. Zaten lisansüstü çalışmanın politik bilim kurgu olması da senin zaten bu tarafa eğilimin olduğunu en baştan göstermiş galiba. Evet evet yani biraz da tabii hocalarımız da benim Yüksel Taşkın benim hocamdı. Şu an CHP'de kendisi genel başkan yardımcısı sanıyorsam. Onun dersleri beni çok etkiliyordu. Çünkü her zaman bize edebiyattan örnekler verirdi. Distopyalardan özellikle yani politikayı anlatırken. Danışmanım da o oldu zaten hani çok şanslıydım. O alanda çalışma fırsatım oldu. Birleştirme fırsatım oldu. Genelde çok yapılan bir şey değil hani karşılaştırmalı, birlikte yürütülen şeyler değil ama ben severek yaptım. Öyle de devam etti. Evet. Peki bunların içinde seni en fazla çeken oluyor mu? Birisini yazmak daha fazla hoşuna gidiyor mu? Yoksa o da dönemsel mi oluyor? Son zamanlarda seçkilerde çok fazla yer aldığını biliyorum. Peş peşe bilim kurgu oldu, arkasından korku oldu. Hatta şimdi yeni ayrıca Yüksek Doz Gelecek'te yayınlanan Phobos, novella diyebiliriz herhalde ona. Epey uzun bir öykü çünkü. Evet. Novella mı Aynen. diyeceğiz? Ayrıca bir kitap olarak da yayınlandı. Onlardan biraz söz etmek ister misin? Bu aradaki Tabii ya. geçişlerden. Bu aslında çok sorulan bir soru. Genelde hani özellikle çocuklarla yaptığımız en çok hangisini seviyorsunuz diye soruyorlar. Yani hakikaten cevap veremiyorum ama ben de dediğin gibi senin dönemsel oluyor. Yani o sırada neyi yazıyorsam ya da neyi bitirmişsem onun heyecanı hala üstünde oluyor biraz. Özellikle de henüz yayınlanmadıysa ya da yeni yayınlanıyorsa. Onu daha bir kayırıyorum tabii ki. Ama arada birini seçmem gerekiyorsa sanırım Ecel'i seçerim. Yani ilk yetişkin romanım, fantastik kurgu dalındaki. Çünkü yani hem yazımı daha uzun sürdü. O gerçekten biraz benim için büyüme hikayesi gibi oldu. Onu kayırabilirim belki. Peki, Phobos'la ilgili biraz konuşalım. Yine zaman zaman diğerlerine de değiniriz herhalde. Phobos'u diğerlerinden ayrı bir yere koyuyor musun? Çok katmanlı bir novel olmuş. Çok katmanlı bir anlatı çünkü o. Tam sana şey soracaktım çünkü okumayı sevdiğin yazarlar kimler neler derken Phobos'ta pek çok ipucu var. Bilmiyorum hani öykünün tadını kaçırmak istemediğim için ben söz etmeyeyim. Sen dilediğin kadarıyla söz et. Phobos'tan biraz bize söz edebilirsin. Çok ilginç çünkü anlatılan orada hikaye. Evet. Fobos şöyle ortaya çıktı. İşte İksasyon Ölümsüz Öykü Kulübü dedin ya Orkun Uçar'ın kurduğu bir kulüptü. Onunla irtibatımızı hep sürdürdük ve yaklaşık 2016 yılıydı yanılmıyorsam. 2015-2016 yıllarında dedik bir proje yapalım. Böyle hani kısa novellalar olsun içinde. Güneş sisteminden herkes bir gök cismi seçsin dedi. Öyle bir şey oldu ki o an o konuşma içerisinde herkes bir şey seçiverdi. Böyle bütün gök cisimleri, güneş sistemi bitti. Resmen bitti hakikaten. Ben de Sana bir şey Mars'ı istiyordum. Akşam pazarı gibi oldu gerçekten. kaldı. Bu, Mars'ı evet. istiyordum ama Mars gidiverdi. Tamam dedik. Ben de ne seçeyim ne seçeyim. Her zaman için ben Phobos'u severdim. Yani Phobos ve Deimos'u, Mars'ın uydularını. Yani işte bir korku tanrısı, biri terör tanrısı. Zaten onları içeren bir öykü yazmıştım geçmişte. Onları kişileştiren.
Hep bir aklımda vardı zaten. Sonra dedim ki tamam, madem bana bir şey kalmadı, ben de uyduyu seçiyorum dedim. Ve hani isabetli de oldu. Çünkü aklımdaki aslında direkt böyle bir şey yazmak istiyorum diye yola çıkmadım açıkçası. Sonradan gelişti. Yani bir uydu olsun işte, insanlıktan yüzyıllar sonra ne yaşanır ne yaşanmaz gibi. O sırada da şey yeni yayınlanmıştı. Görüntücüler yeni yayınlanmıştı. Oradaki uzaylı hayaliyle herhalde biraz çok aklımda kalmış, biraz ona benzeyen bir uzaylı düşündüm. Yani benlik fikri hiç olmayan, bir sürü bedenden oluşan ama tek akla, tek zihne sahip, gayet mantıklı, duyguları olmayan bir yaratık çeşidi. Bunu düşündüm ilk başta ve sonra da işte bu uzaylıyı nasıl insanlaştırabiliriz derken de Efobos zaten korku tanrısı, direkt hani bunu korku edebiyatının klasiklerini okuyarak yaptırmak fikri geldi aklıma. Benim de zaten hayran olduğum, yani işte Dracula var, Frankenstein var, Stephen King var, Clive Barker var, Ray Bradbury var. Bunlarla büyüdüm zaten, büyüdük hepimiz. Bunları okutarak acaba ne yapabilirim, ne çıkar buradan eğlenceli diyerek ortaya çıktı. Ve aslında hayal ettiğimden daha karanlık bir öykü oldu. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Mesela hani diyorsun ya, hani mizah da oluyor genelde benim yazdığım hikayelerde ama bu kitapta hiç mizah yok gerçekten. Evet. Hani yaratığın düştüğü bazı Evet. durumlar var. Evet. Onun hani espri yapmadan espri kabul edilebilecek şeyler var. Çünkü mizahı yok yaratığın ama yani yazdığım herhalde en ciddi metin oldu gerçekten. Yani masa başında hakikaten ter ve kan ve gözyaşı dökerek yazdığım bir Ürpertici, eser oldu. ellerine sağlık, çok ürpertici yerleri var gerçekten. Bir de okurken şeyi düşündüm ben, çok yabancılaşmışsın yazarken, hani insanı dışarıdan görüp tarif etmeye çalışmak, örneğin bir yer vardı, oturmayı tarif ederken ortadan kıvrılarak oturuyor. Yani bir sandalyenin üzerine insan bedeninin kıvrılması, Evet. bükülerek yerleştirilmesi, dışarıdan Bekliyorum. bakan bir göz için herhalde bunu yazarken öyle bir süreçten de geçmiş olmasın, farklı bir deneyim oldu mu senin açından? Evet, yani devamlı hani insan olmasan nasıl gelirsin kendine? Yani çok aslında acayibiz yani. Tarifi de zor yaratıklarız baktığımızda ya. Okurken zaten bir süre sonra bilmece çözmeye çalışırmış gibi bunların bağlantısı birazdan gelecek umarım. Ben biraz söz edeyim o halde kitaptan. Okurken yer yer dediğim gibi bulmaca çözüyor gibi oluyorsunuz. Çünkü Geldik mi? size geldim, Arada ben gittim. de kitabı anlattım ya, bitti, her şey bitti Funda. Özetledim kısaca, sen yokken nasılsa Funda yok dedim, ben anlatayım her şeyi dedim. Şundan söz ediyordum, hani sürprizlerle dolu, bulmacalarla dolu. Okurken neden söz ettiğini anlamaya çalışıyorsun ve kendi içinde sadece bir dejavu değil, kendi kendini yaratan spiral şeklinde bir kurguya da sahip olan, çok da enteresan bir sonu olan bir öykü olmuş. Ya Umarım. aslında şunu fark ettim. Yazması benim için biraz zordu ama okuması da galiba zor bir metin aslında. Bazen çünkü ilk Yüksek Doz Gelecek yayınlandığında bazı yorumlarda onu gördüm. Yani sonuna kadar ya da ortasına kadar sabredebilenler bir yere ulaşıyor. O işte zor, hani dediğin gibi bazı tarifler ortasından bükülüyor. Yani insan onu insan zihniyle okumaya çalıştığında ne diyor bu gibi bir tepki doğuyor doğal olarak. Çok doğal olarak. Ama Ama bu bir yani yandan da aslında normali bu yani. Uzaylının anlatımıyla bizim anlamamamız normal zaten. bir de bilim kurgu öykülerinden aşina olduğumuz bir anlatı tarzıdır bu, değil mi? Bu şeyden işte, bu aslında bugünkü söyleşinin başlığı tam olarak türler ve kuşaklar arasında hikaye anlatmak, anlatı. Bu türler Evet. arasındaki farklı mesela tam bu galiba. Bilim kurgu olunca o anlatı öyle oluyor. Ne dersin? Orada teknik olarak farklılıklar var mı? Onlardan bize söz edebilir misin? Çünkü sen bu türler arasında çok başarılı geçişler yapıyorsun. Biraz önceden beri konuşuyoruz, deminden beri konuşuyoruz. Buradaki teknik zorluklar nedir? Teknik farklılıklar var mı, yok mu? Yazar olarak gözlemlediğin, uyguladığın. Tabii ki var. Yani bilim kurgu başlı başına ayrı bir dili ve anlatımı olan aslında bir tür.
Belki o yüzden de hani bizim ülkemizde çok okunmuyor ya. Yani çok alışılmadık olduğu için belki de. Hani çeviri eserler de öyle çok okunmuyor çünkü. Yani buna alıştıktan sonra o tadı alabiliyorsunuz ya. O biraz hani belki sıkıntı yaratıyordur. Ama hani ben şunu gözlemledim. Bilim kurgu yazarken özellikle biz hani Türk yazarlar olarak yazdığımızda bazen o denge tutmayabiliyor. Hani belki bende de oluyordur. Mesela ben hani bilimi çok yakından takip eden bir insan değilim aslında. Teknolojiden de çok anlamıyorum. Gözüktüğü üzere ara ara kopuyorum yayından. Hani bu sıkıntıları yaşayan biriyim. Bazen mesela bunu da koymak zevkli olabiliyor o bilim kurgu öyküsüne. Ama o dili bilmek gerekiyor tabii ki. Yani bilim kurguda fantastik yazarken biraz daha insan rahat olabiliyor. Çünkü en ufak bir şeyin açıklaması, aa bu büyü zaten. Aa bu zaten fantastik bir dünya. Aa burada zaten hayaletler var deyip kaçabiliyorsunuz ama bir bilim kurgu öyküsünde ya da kitabında onun altındaki sihri açıklamanız gerekiyor biraz. Yaptım oldu gibi değil de yani az buçuk bir makineden bahsediyorsak azıcık inandırıcılığı olması gerekiyor. Yani aslında bu bütün öyküler için geçerli. Korku da olsa, fantastik kurgu da olsa benim için Kumduru'nun bağlantı geldim. Arada telefon geldi. hareket etti. Tamam. Mobil. Tamam. Yani benim için anahtar hakikaten inandırıcılığının olması. Yani bu yetişkinler için yazarken de çocuklar için yazarken de öyle. Çünkü çocuk da yetişkin de olsa okuru inandırmak lazım. Siz ne kadar fantastik bir dünya yaratıyorsanız yaratın, bir yerde onu yakalaması gerekiyor. Bilim kurgu da bunun bir altyapısının olması gerekiyor. Yani tabii ki tam böyle hard sci-fi olması da gerek yok illa ki. Yani O o da ama bilim kurgunun türlere ayrılıyor. ayrıcalığı Bir gibi. kısmı hakikaten tam ona bağlı kalmayı tercih ediyor. Bir kısmı sosyal bilim kurgu. Onda hani Evet. tercihe bağlı biraz galiba. Türleri farklı. Ama inandırıcı. Evet yani ufacık bile bir şey olsa hani bir şey anlatırken ya evet ama bu sadece işte bilimsel bir makale okuyor gibi de olmaması gerekiyor ya bir anda hani tamam bilim anlatıyorsunuz, bilim kurgu anlatıyoruz ama onun biraz da insan üzerindeki ya da eğer sosyal şeyi de varsa toplum üzerindeki etkisini de anlatınca o zaman bir keyfi çıkıyor açıkçası. Yani o bilim kurgudaki insan unsurunu yine unutmamamız gerekiyor. Androidleri bile anlatsak, bir uzaylıyı bile anlatsak yine insandan yola çıkıyoruz. Çünkü birbirimize anlatıyoruz hikayeleri. Evet, muhakkak, muhakkak. Senin çocuklarla da çok yakın temasın olduğunu biliyorum. Bu yazdığın çocuk kitapları dolayısıyla pek çok etkinliğe katılıyorsun. Çocuklarla kurduğun ilişki üzerinden bize biraz anlatacağın şeyler olur mu? Onların edebiyat ilişkisi, çocuk edebiyatı konusunda nasıl, ne durumdayız? Mesela çocuk edebiyatı nasıl Türkiye'de? Sen nasıl görüyorsun? Bilim kurguyu bunun içine katabiliyor muyuz? Neler yapılabiliyor? Şöyle ki bence çocuk edebiyatı yine daha iyi durumda yetişkin edebiyatına göre. Çünkü şöyle bir algı var. Özellikle velilerde kendileri kitap okumasa bile çocuklarının kitap okumalarını istiyorlar. Ve bu aslında iyi bir şey. Yani tabii Tabii ki kendileri de okumak istiyoruz ama kitap okumak lazım çünkü değil mi? Kitap okumak lazım. Kitap yani önemli bir şey. tabii. Yani çocuk evde görünce çünkü onu o aşılanacak ona. Yani illa okulda okunacak bir şey olarak görmemesi gerekiyor kitabı. Ama buna rağmen yine iyi durumda. Bir de ben açıkçası çocukları daha iyi okurlar olarak görüyorum yetişkinlerden. Yani henüz daha yeni başlıyor olmalarına rağmen çok hevesli okuyabiliyorlar. Sevdikleri ve sevmedikleri çok belirgin. Sevmedilerse tamam dönüyorlar arkalarına ama sevdilerse onu destekliyorlar ve devamını da getiriyorlar. Ki bu benim bu yaşta bile yazar olarak ve okur olarak biraz zor yaptığım bir şey. Sevdiğim yazarları yeterince destekleyebildiğimden emin değilim. Mesela yeterince takip edemiyorum bazen her şeyi. Ama onlar o konuda daha kararlılar açıkçası. Bir de daha çok okumaya da müsaitler tabii. Şimdi mesela hani ben çocukken çok fazla Türk çocuk yazarı yoktu açıkçası. Yani Gülten Dayı oğluyla büyüdük hepimiz. Şimdi ama çok farklı değişik yaşlardan ve değişik kalemlerden bir sürü kitap var. Ama bir de şu var ne yazık ki. Burada işte bazen velilerin ya da öğretmenlerin çok fazla müdahalesi olabiliyor. Çocuk kendi kitabını seçemiyor bazen. Yani ya okul seçiyor onu
ya veli neyi gördüyse, neyi duyduysa onu alıyor. Tabii ki bütün velilerden bekleyemeyiz yani bütün kitapları oturup inceleyemezler tabii ki ama bazen bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Yani bu sefer devamlı aynı yazarların okunması ve yeni yazarlara çok yol açılmaması gibi bir sonuca varabiliyor. Bir de bazen çocukların sevdiği kitapları ay bu da okunur mu bunu bırak şimdi diyerek bir örseleme var. O Halbuki neden çocuğun acaba neyini beğenmeyerek hani ya neyini şey beğenmediniz acaba? görülüyor yani çocuğun beğendiği herhangi bir şey aman gayri ciddi, labali falan görünebiliyor bazen. Ya da buna gerek yok şimdi. Bunu ben en çok korku ya da fantastik kurgu yazdığımda görüyorum çocuklar için. Ki ben de o yaşlarda korku kitaplarını seviyordum açıkçası ve bulamıyordum. Yani yokluk çektik o konuda. Ama şu an çocuklar için var ve veliler bunu engellemeye çalışıyorlar. Biraz şimdiki velilerde şeyi görüyorum ben. Çocuklarının en ufak şeyden travma yaşayacağını düşünüyorlar açıkçası. Özellikle de kitaplardan yani filmler değil, diziler değil, bilgisayar oyunları değil, YouTube'daki videolar değil ama Evet, kitaplardan korkuyoruz her durumda galiba. Funda'yı bekleyelim. Bu sırada Funda bağlanırken şundan söz edeyim ben çocuk edebiyatından hazır konuşuyorken kütüphanede bir de çocuklar için bölüm açmak gayreti içindeyiz. Orada çocuk kitaplarına yer verdiğimiz bir bölümümüz var. Hani buradan da tekrar duyurusunu yapmış olalım. Kitap bağışı için ya da kitap önerileriniz için orada kütüphanede en üst katta göreceğiniz bir alanda çocuk edebiyatı bölümümüzü de zenginleştirmeye çalışıyoruz. Funda'nın sözünü ettiği gibi hani çocukların döne dolaşa aynı yazarları okuması ya da o yazarlara yönlendirilmesinden başka kütüphaneler her zaman için hem yetişkinleri, hem gençleri, hem de çocukları kitap okumaya teşvik eden, kitap okumaya ulaşmalarını kolaylaştıran yerler. Bunu çok da önemsiyoruz. Bunu bir kez daha buradan da iletmiş olayım ben kütüphane adına. Funda'yla bağlantı sorunumuzu, Funda'yı tamamen kaybettik. Galiba şu anda yarattığı evrenlerden birine gitmiş olabileceğinden endişeleniyorduk. Katılımcılardan eğer sorularınız varsa şimdiden yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da Funda'ya iletebiliriz aramıza tekrar geldiğinde, katıldığında. Umuyorum hani takip ettiğiniz ve yazdıklarını okuduğunuz bir yazar arkadaşımız. Geldim mi? Uzaklardan bir mektup yazıyormuşum ama mektup yarım kalmış gibi. Hayır, ben dedim yarattığı, kurguladığı evrenlerden birine gitti kaldı dedim onu. Sağ Şimdi olasın. sen soruyorsun ya bu hikayeler nasıl, nereden geliyor diye. Ben ara ara gidiyorum Düzce'de. Şimdi çözüldü zaten. Şimdi çözüldü. Anladım ben seni. Biliyorum. Heyecan desen bol, adrenalin çok. Şu anda korku bol, her Yani şey var. macera dolu bir yayın. Macera dolu bir söyleşi. Gerçekten ya hakikaten kusura bakmayın. Gidip gidip geliyorum yani telefondan bağlanıyorum. Onun bağlantısıyla ilgili bir sıkıntı oluyor. Ya Şimdiden artık özür dilerim. bu online şeyler, sohbetler, online görüşmeler yeni normal dediğimiz bu dönemde o kadar sık yaşadığımız şeyler ki yani umuyorum hani izleyiciler, katılımcılar da mazur göreceklerdir. Böyle aksilikler her zaman olabiliyor. İstediğimiz kadar hazırlanalım, prova yapalım. Mutlaka elde olmayan şeyler çıkabiliyor. Bunu da Çocuk hikayenin bir edebiyatından parçası gibi görsünler. evet. Çocuk edebiyatından ve çocuklardan söz ediyorduk en son. Çocukların yaklaşımından onların. Ben bu arada Evet sen yani. yokken kütüphanedeki çocuk edebiyatı bölümünü zenginleştirmeye çalıştığımızdan söz ettim. Her türlü öneri ve katkıya açık olduğumuzdan söz ettim. Arada sana onu da aktarmış olayım. Tekrar Bir de dinlemelisin. değişik türdeki çocuk kitapları da var. Yani hani sadece bilim kurgu çocuk kitapları değil ama farklı kitaplar da var. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Şey, çocuklara dönecek olursak, yani şunu söylüyordum. Veliler korkuyorlar çocukları. Ay korkacaklar, ay psikolojikleri etkilenecek falan diye ama
çocuklar çok daha aslında uyanıklar bu konuda. Yani hatta şöyle diyeyim, bizim zamanımızdan daha uyanık oldukları için çok fazla korktukları şey de yok aslında. Yani ben konuştuğum zaman, sohbet ettiğim zaman bana şey diyorlar: korku kitabı istiyoruz, kan istiyoruz. Ne diyorsun Yani Funda? şey değil mi? Bunu söyleyen çocukların travma yaşayacağına ben çok inanmıyorum açıkçası. Seviyorlar tabii ki. Yani diyorum ya, ben de o yaşta macera kitaplarını daha çok seviyordum. Yaratıkları daha çok seviyordum. Merak ediyordum. Onlar da böyle tabii ki şu anda. Bir de ben açıkçası şuna inanıyorum. Çocuklara bazı şeyleri kitaplarla anlatmak daha kolay ve daha doğru bence. Çünkü en basitinden empati yapmayı kitaplar yoluyla öğreniyoruz. Yani tabii ki işte filmler var, başka yollar da var ama kitap bence daha kilit bir noktada burada. Çünkü okumak daha yavaş bir serüven ya. Yani 2 saatlik bir filmi izlemektense 5 saat o kitabı okumak daha derinden bir etki bırakıyor bence. Ve kitaplarda biz çocuklara eğer hayatı biraz öğretebilirsek, dünyayı biraz gösterebilirsek bu onlar için daha yararlı olacak. Yani onlar için bir fanus yaratmaktansa, yalan, yapmacık, sahte bir fanustansa, biraz gerçeği verdiğimiz küçük bir gölcük olabilir bu bence. Çünkü çocuklar yemiyorlar bunu artık. Yani biz daha saftık herhalde, daha çok inanıyorum. Böyle işte her şeyin doğru, düzgün, mükemmel olduğu hikayeleri zaten yemiyorlar. Yemesinler de zaten. O yüzden diyorum aslında çocuk Ya okurlarla yetişkin okurlar arasında fark yok. Çünkü anlıyorlar. Bir hikayedeki bir karakterin sahte davranışını çok kolay anlıyorlar ve o zaman o kitap onlara gerçekçi gelmiyor. O zaman o hikayeye inanmıyorlar. O kitabın okuru da olmuyorlar. Onlar da bu dünyada yaşıyorlar. Bu dünya bir fanus değil. Hani bu dünyadaki her şeyi, bütün kötülükleri, korkunç değil mi şimdi? Ha, geldim. Yani onlar da Geldim. farkında. Evet. Çok daha farkındalar hatta. Yani bazen bir yetişkinden daha açık olabiliyor algıları. Görüntü vermiyoruz galiba. Yok, şu an Teknik ben de gidiyor mu? arızamızdan kaynaklanmıyor diyor kütüphane. Ben de gittim geldim birkaç kere şimdi. Kütüphaneden arkadaşlar teknik arıza bizden kaynaklanmıyor dediler. Muhtemelen genel olarak internet bağlantısında bir sorun olabilir diye düşünüyorum. Peki ben şeyi sorayım sana. Nasıl bir yazma rutinin var? Bu bizim hani kütüphanedeki diğer yazar konuklarımıza da sorduğumuz sorulardan birisi oluyor. Çünkü her yazarın çok öznel bir şey bu. Ayrı bir yazma tekniği, alışkanlığı var. Sen neler? Bir kere İstanbul'dan gittiğini biliyorum. Daha sakin bir hayatı tercih ettiğini biliyorum. Evet. Bundan Evet belki evet. söz Yani edebilirsin. Nasıl geçiyor günlerin? yaklaşık Neler yapıyorsun? tam 1 sene önce taşındım. İstanbul'dan Balıkesir'in böyle bir sakin bir sahil kasabasına taşındım. Ve hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi kesinlikle. Yani son dönemde İstanbul'da çok yorulmaya başlamıştım. Çok zaman ayıramıyordum, sakinleşemiyordum fazla. Burada hakikaten o böyle aradığım sakin, huzurlu yaşamı buldum biraz. O yüzden mutluyum. Henüz şeyi oturtamadım tam. Tabii bu pandemi yüzünden olur olmaz etkileniyoruz. Yani farkında olmadan da psikolojimiz etkileniyor ama henüz tam düzenli o çalışma yaşamına geçemedim. Ama düşündüğüm zaman da ne zaman geçmiştim ki acaba diye düşünüyorum. Çünkü ben hani bazı yazarlar var, çok özeniyorum. Her gün belirli miktar yazıyorlar. İşte günde atıyorum ya 5 saat ya 8 saat. Hakikaten normal bir işe gider gibi mesai yapıyorlar. Ben hiç böyle olamadım ne yazık ki. O yüzden her gün şu kadar yazıyorum diyemiyorum hiç. Sadece şöyle oluyor bende. Eğer o sırada bir şey yazacaksam ya da bir proje gelmişse ve belirli bir teslim tarihim varsa o benim için güzel bir şey oluyor. Alarm gibi oluyor aslında. O tarihe kadar gece gündüz gerekirse çalışarak o projeyi, hikayeyi teslim edebiliyorum. Bu aslında daha iyi çalışıyor benim için. Çok başıboş bırakıldığımda çok biraz kendimi kaybedebiliyorum o açıdan. Şunu da söyleyeyim, yani eğer bir rutin gerekiyorsa sadece kendi çalışma odamda,
alanımda olmam yeterli. Dışarıda yazamıyorum ben. Bazı arkadaşlar var, alıyorlar laptoplarını, kafelerde yazıyorlar, parklarda yazıyorlar. Hiç öyle olamadım ne yazık ki. Hiç yani, hani hatta şöyle diyeyim, başka bir odada dahi yazamıyorum. Yani o hani beni çok etkiliyor, gürültü, hareket vesaire. Bazen hatta öyle oluyor ki şu odanın içinde kedi varsa bile geliyor beni bir şey yapıyorsa çok dağılıyorum ben hakikaten. Yani dağılmaya da yer arıyormuş gibi biraz daha aslında. Hani o açıdan iyi bir örnek değilim kesinlikle. Bir de şey çok etkiliyor. Şunu fark ettim. İlk başladığım zamanlarda çok daha disiplinli çalışıyordum. Çünkü o zaman şunu fark ettim. Sosyal medyada yoktum o kadar fazla. Yani ben Facebook'a bile 2009 yılında girdim. Öyle diyeyim. Yani hani çok aram iyi değil. Olduğunda da çok dikkatimi dağıtıyor hakikaten. Hatta geçen sene o yüzden Twitter hesabımı falan kapattım yani. Hani devamlı o feed'e bakıyorum çünkü. Hiçbir işe de yaramıyor beni sinirlendirmekten başka. O yüzden biraz kendimi geri çekmeye başladım. O biraz işe yarıyor açıkçası. Yani onu bir dikkat dağıtıcı olarak aradan çekince daha iyi çalışabiliyorum. Kendi kafa Genel sesimde daha bir rahat problem olabiliyorum. galiba zaten. Evet evet Genel bir yani. problem Buna ben izin verdiğim için galiba. kızıyorum biraz kendime. Yani daha dikkatli olabilirim diye. Onun haricinde bir şey yok. Bu Yani proje... özel bir durumum yok. Sadece dört duvar arasında kendi bilgisayarımda olmam iyi olur. Projelerden söz ettin, onlardan biraz konuşalım. Yer aldın, öykülerinde yer aldın. Pek çok seçki var. Onlardan biraz söz etmek ister misin? Önümüzde yeni projeler var mı? Ve hani böyle projelerde yer almak, seçkilerde öykülerin olması sana iyi geliyor mu? Neler hissettiriyor? Neler söylersin bu konuda? Şöyle söyleyeyim, yani böyle projelerin çıkması her zaman benim için heyecan verici oluyor. Çünkü yeni öykülere yol açıyor. Yani hiç aklımda olmayan bir öykünün ortaya çıkmasına sebep oluyor. O yüzden beni çok mutlu ediyor. Bir de yani davet almak zaten güzel bir şey. Hani birlikte çalışmaktan hoşlandığım arkadaşlarımın, "Aa gel böyle bir projemiz var, senin de yer almanı isteriz." demesi zaten çok mutluluk verici bir şey. Böyle kendimi tura çıkmış gibi hissediyorum sanki. Hani başka yazarlar da var. Ben de onların arasında yer alıyorum. Güzel bir enerjisi oluyor bir de açıkçası. Özellikle belirli bir konusu, bir konsepti varsa o konsepte uymaya çalışmak biraz şey gibi oluyor bana. Hani meydan okuma gibi. Her zaman kendi istediğimi değil de benden istenen bir şeyi yapmak gibi. O da güzel olabiliyor bazen. Bir de ya böyle öykülerin, böyle antolojilerin Peş peşe de bana öyle çok... projeler. Evet, yani hani biri diğerini getirdi gibi oldu. Sanırım ilk dakika Evet, Dünyalılar'dı. O zaten Türkiye'de hayalet müzik oldu. evet evet en son o oldu. Bir de genelde Dünyalılar hani var. aynı gruplar olduğu için birinden bir fikir çıkıyor. Şunu yapalım deyince hepimiz böyle bir araya geliyoruz. Güzel oluyor benim için. Bazen tabii eşeliyorum, eski öyküler var mı uyar mı diye. Bazen öyle oluyor. Eski öykülerin tekrar ortaya çıkmasını da sağlıyor. Hemen aklıma gelenler, şurada not aldıklarımdan da söyleyeyim. İşte hayalet müzik, müzik içinde müzik olan öyküler. Bunu da ayrıca bir söyleşi de umarım Özlem'le, Özlem Ertan'la bir araya gelip konuşacağımızı umuyorum. Evet Karanlıktaki evet. kadınlar yine kadınlar üzerinden hikayelerin olduğu. Karanlık yılbaşı öyküleri, yılbaşı temasının işlendiği ama karanlık hikayelerin olduğu. Bu Evet. tematik seçkiler çok fazla yaygınlaşmaya başladı galiba, değil mi? Senin yer aldın ya da almadın. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hani tematik bir seçki olmasını, antoloji sadece serbest olmasını, hani bu arada bir tercih yapmak gerekirse neden böyle bir şey yapılıyor? Evet. Şöyle ki daha derli toplu oluyor aslında bakıldığında. Yani bir yazarın farklı türlerdeki öykülerden oluşan öykü kitabı başka ama birçok yazar bir araya geldiğinde onları böyle bir yerde tutmak gerekiyor sanıyorum ki yoksa biz çok fazla uçabiliyoruz. Hani bu sefer çok farklı türlerde onu rafta da nereye koyacaklarını bilemiyorlar ya, öyle bir sorunumuz da var bizim. Hani fantastik Ah, kitapları tabii. alıp ister gelişme korkutmalar oluyor. Neler neler. Ya biraz bunda bir derli topluluk oluyor açıkçası. Bir de dediğim gibi yani bana bir konsept verilmesi bana hem işte diyorum ya bir meydan okuma, bir de aslında özgür bir alan. Ne yapacağın, neler çıkacağı hiç belli olmuyor. Bana güzel geliyor. Bir de mesela şöyle bir şey oldu. Ben
Karanlık Yılbaşı öyküleri için bir öykü yazacaktım. Ama benim yazacağım öykü Nevruz'da geçiyordu. Yani Türklerin, eski Türklerin yeni yılı aslında. Fakat projede sadece 31 Aralık'ı yeni yıl olarak kabul edeceğimiz üzerine anlaştık. Ben de o öyküyü kenara ayırdım. Ve o öykü sonra Yılgayak oldu ve Anadolu Korku Öyküleri 3'e katıldı. Yani böyle güzel aslında fırsatlar da çıkıyor ortaya. O yüzden ben Evet, çok müthiş bir heyecanlanıyorum. Her zaman öykü. katılamıyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani katılmak istediğim kadar katılamıyorum. Biraz işte o tembellikten, biraz da zamanı gelmediği için. Çünkü ben ona da inanıyorum Jülide. Yani bazen bazı öykülerin zamanı oluyor hakikaten. Gelmek istemiyorsa çok zorlamıyorum açıkçası. Çünkü o zaman tadı Vakti tuzu gelmemiş kalmıyor. onu zorlamamak. Evet, bir şeyi eksik demek ki gelmiyor gibi düşünüyorum açıkçası. O yüzden ya keşke hepsine katılabilsem. En son çünkü Özlem Tekrar bir Hayalet Müziğin devamı var. İkincisi çıkacak. Ona katılamadım. Daha sonra işte Bilim Kurgu Oh, Kulübü'nün çok yeni bir güzel. bilim kurgu çalışması Harika. vardı. Ona katılamadım. Yani üzülerek katılamıyorum. Ama sevdiğim şeyler aslında bu projeler. Proje insanıyım diye düşünüyorum açıkçası. Hani beni alsınlar, şunu yapacağız aa Yok. diye. Sonra serbest bıraksınlar. O benim için çalışıyor açıkçası. Ve hatta şöyle oluyor. Yani yazmayı düşündüğüm, planladığım şeylerin de önüne geçiyor bazen. Öyle bir dezavantajı var ama sonu keyifli oluyor bence ya. Seviyorum ben. Evet, yani bu seçkiler bizim de takip edebildiğimiz kadarıyla okur olarak aslında edebiyat dünyasında, o yazım dünyasında epey bir hareketlilik getiriyor. Çünkü dediğin gibi hani bir meydan okuma, yazarları zorlama hali var. Mutlaka oraya katılmak istiyor ve yeni öyküler görmüş oluyoruz. Bir yerde atölye çalışması gibi hani bir araya gelelim, öyküler yazalım gibi oluyor ve tek başlarına olsalar hani dergilerde kaybolup gidecek yazılar var. Online yayınlansa kaç kişiye ulaşabilecek öyküler var ama hepsi derli toplu olduğunda bizim ulaşmamız kolay oluyor. Yerli bilim kurgu Evet. yükseliyor, öyle her yıl bir seçki yayınlıyor örneğin. Onlar orada çalışıyorlar. Diğer arkadaşlar öyle. Bunları Evet. takip ediyoruz. Peki var mı yakınlarda yeni projeler? Neler yapıyorsun şu sıra? Şimdi aslında hani Phobos'un yayınlandıktan sonra şöyle bir şey geldi aklımıza. Serdar uğraşıyor bu işlerle sağ olsun. Hani öyküleri toparlayıp benim sadece öykülerimden oluşan bir kitap olabilir mi diye. Şimdi böyle hazine sandığı arar gibi eski öykülerime bakıyorum açıkçası. Ne olur ne biter diye. Bilmiyorum olur mu bir şey. Ama şu an onunla uğraşıyorum biraz. Bakalım. Harika, Yeni harika bir haber. planlar da var Çok. tabii. Yani başkalarıyla değil de biraz da aslında kendi kendime bir şeyler yapmak istiyorum. Daha doğrusu ecelin devamı ya da yani yeniden basımı olursa onun üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü Ecel her zaman bir seri olarak planladığım bir kitaptı. O yüzden aslında onu biraz geliştirmek istiyorum bu dönemde. Çocuk kitapları var yazılmayı bekleyen ama diyorum yani sırası gelmedi herhalde. Yoksa çok istiyorum yani tekrar yeni bir çocuk kitabı daha çıksın diye. Şimdi bu sürpriz çıktı ama o biraz okul öncesi olduğu için okul sonrası daha yani ilköğretim çağı daha çok efor gerektiriyor. Ona da böyle bir yeni dünyalara dalmak gerekiyor. Onu da bilmiyorum, sabırsızlıkla bekliyorum. Peki bu yeni dünyalara dalmak deyince yazar olmak isteyen gençler, arkadaşlar, yazmak isteyen çocuklar, onlardan başlayarak sen onlarla da çok konuşuyorsun, başka etkinliklere de katılıyorsun. Neler öneriyorsun onlara, neler yapılabilir, nasıl yer alabilirler bu dünyada, yeni dünyaları nasıl yaratabilirler? Senin yönteminle neler önerebilirsin? Tabii ki çok okumaları yani çok 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 okumaları. Ben eskiden daha iyi okuyordum. Daha iyi bir okuyucuydum. Şimdi diyorum ya bozuldu o şey. O büyü biraz bozuldu. Çocukken, ilk gençlik döneminde, üniversite döneminde daha iyi bir okur olduğumu fark ediyorum. Çok çok okusunlar tabii ki ama yazmayı da bırakmasınlar. Yazsınlar. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Ben biraz şanslıydım. Çünkü diyorum ya edebiyat kulübüyle tanıştım ve orada forumlar vardı. Sen de bilirsin. Forumlarda biz öykülerimizi yayınlıyorduk ve yorumlar geliyordu. Şimdi fark ediyorum ki bu benim için çok büyük bir şansmış. Çünkü o ilk öykülere baktığımda yani felaket. Ama o yorumlar arkadaşlarımın yönlendirmeleri sayesinde
ben gelişmişim. Biraz bir şeyler öğrendiysem bunun bana çok katkısı olmuş. Öyle bir ortam çok gerekli aslında. Çünkü sadece işte yazıyoruz, arkadaşımıza ya da anne babamıza gösteriyoruz. Tamam güzel olmuş deyip sırtımıza pohpohluyorlar, gönderiyorlar. Bunun aslında çok yararı yok. Tabii ki destek çok önemli. Desteklesinler. Ama gerçekten biraz bu işten anlayan insanların yorumları çok önemli. Benim en O büyük şansım buymuş. Evet, yapıcı kesinlikle. eleştirilerin olması. Aynen. Yani eğer bulabiliyorlarsa böyle bir ortam bulsunlar. Şimdi atölyeler oluyor. Atölyelere katılabilirler. Okullarda öykü yarışmaları düzenleniyor. Hem ortaokul hem lise düzeylerinde. Bunlara katılabilirler. Ve hani devamlı kontrol etsinler. Baksınlar internetten ne tür çalışmalar yapılıyor, ne tür yarışmalar var. Kendilerini devamlı denesinler diyorum. Yani en büyük tavsiyem bu olabilir. Benim için çok yararı oldu çünkü. Evet, umuyoruz, hani, umuyoruz bu yeni dünyaları yaratmaya devam edecek. Yeni kuşaklar, gençler gelecek arkadan da. İnşallah. Kısacık şeyi de söyleyeyim. Yani çoğu okusunlar diyorum ama lütfen. Yani korkunun, fantastik kurgunun ve bilim kurgunun esas analarını, babalarını da okusunlar. Yani şimdi sadece birkaç Hollywood filmi izleyip ay bilim kurgu böyleymiş demek olmuyor hakikaten. Yani Arthur C. Clarke'ından tutun Ursula'sına kadar okusunlar. Yani gerçekten bilim kurguyu, fantastik kurguyu, korkuyu kuranları okusunlar. Dracula, Frankenstein. Hani ben ilk başladığımda bilmediğim kitapları da ben diyorum ya arkadaşlarımdan öğrenerek hiçbir zaman onu öğrenmeyi bırakmayarak aslında geliştim. Onu yapsınlar. Yani öğrenmenin sonu yok çünkü. Bir tane öykü yazıp ya ben çok süper bir fikir buldum diye gelen çok var. Çünkü ben yarışmalara katıldığım kadar jürilik de yaptım. Özellikle Türkiye Bilişim Derneği'nde sonradan ön jüri oldum. O ön saflarda yer alan insanlardan biriyim. Yani tabii ki herkes öykü yazsın, denesinler. Ama biraz da kendilerini geliştirmeyi de düşünsünler. Çünkü sonu yok gelişmenin yani. Öyle. Evet. Acaba sorular var mı diye ben tekrar bakıyorum. Funda'ya katılımcılarımızdan. Biz böyle kopup geldikçe, gittikçe soruları da kaçırdık mı aradan diye düşünüyorum. Senin ayrıca bize söylemek istediğin, aktarmak istediğin, iletmek istediğin şeyler var mıdır? Demek. Yani şunu söyleyebilirim. Özellikle hani bizi dinleyen okurlar varsa bazen şey oluyor. Genellikle o oluyor zaten yani açıkçası. İşte Türkler bilim kurgu yazamaz. Fantastik kurgu yazamaz. Korku yazamaz. Yazıyoruz kardeşim. Ben de yazıyorum. Arkadaşlarım da yazıyor. Çok güzel örnekleri de var. Bunu neden söylediklerini tahmin edebiliyorum. Bazen çok kötü örnekler çıkabiliyor karşımıza gerçekten. Ama hani bir, iki, üç örnekle kendilerini kapatmasınlar. Çünkü benim gibi genç yazar arkadaşlarım onların desteğine çok ihtiyaçları var. Yani her zaman yorumlarını da esirgemesinler. Desteklerini de esirgemesinler. Çünkü ancak böyle biz gelişeceğiz. Böyle bir Türk fantastik kurgu edebiyatı, Türk bilim kurgu edebiyatı, Türk korku edebiyatı böyle gelişecek. Yabancı yazarlar kadar bize de şans vermelerini diliyorum. Ya bunu o kadar fazla hani kütüphanedeki bütün söyleşilerde bir araya geldiğimiz bu çevreden bütün arkadaşlarla konuştuğumuzda o kadar çok yakınıyoruz ki herkesin nedense böyle bir ön yargı gerçekten Türkiye'de bilim kurgu yok, fantastik yok, korku yok. Hayır var, yazılabiliyor. Sadece sizin okumanız gerekiyor. Ayrıca kötü örnekler hangi edebiyatta yoktur? Hani bunun bir milliyetle, bir ülkeyle bağlantısı yok. Amerikan edebiyatı, bilmem diğer ülkelerde, İngiltere'de yazılan her şey çok müşahane. Bir oran meselesi var. Daha fazla ne kadar çok yazılırsa oransal olarak iyi örneklerin sayısı da artmış olacak. O yüzden dediğin gibi hani desteklemek, devamını getirmek lazım. İstanbul'da yaşarken yani... yazılarınıza... Yok dinliyorum. İstanbul'da yaşarken yazılarınıza yoğunlaşmak daha mı zordu diye sormuş bir arkadaşımız. Evet, son dönemde zorlanıyordum. Ya bu şeyle ilgili değil. Aa, İstanbul beni böyle yaptı değil. Ben son zamanlarda biraz ona izin veriyordum bence. Ama sakin bir ortama gelmek
daha iyi geldi. Yani özellikle sadece yazı için değil ama benim psikolojim için de daha iyi oldu açıkçası. Bunun yazılarıma da yansıyacağını umuyorum. Daha üretken olacağımı umuyorum burada. Orası çok hızlıydı. İstanbul çok hızlı. Çok Evet, yoğundu. değil mi? Evet, onu biliyoruz. Okul öncesi çocuklara gruplar halinde kitap okumak iyi ve geçerli bir yöntem midir? Sen böyle bir şey yapıyor musun? Bunu önerir misin ya da neler önerirsin? Bu tarz okumalar var biliyorum. Ben genelde söyleşi yapıyorum. Yani çocuklar kitabı okumuş oluyor genelde. Ve onun üzerinden hem kitapta yorumlarım oluyor, bana soruları oluyor. Genelde ben de böyle işte yazarlığa nasıl başladığımı anlatıyorum ki aralarında belki ufak ufak yazan, yazmak isteyen varsa onları biraz cesaretlendireyim diye. Bunun üzerine konuşuyoruz genelde. Hiç okuma yapmadık sanıyorum. Evet yapmadık ama okul öncesi için okumalar daha güzel oluyor, daha yararlı oluyor. Bence çocuk okumayı öğrendikten sonra kendi başına okuması daha iyi gibi geliyor bana. Yani o kendi dünyasında, kendi sesiyle, kendi iç sesiyle okusun onu. Ama okul öncesi için kitaplar zaten harika. Okuma yapılması çok güzel olur. O zaten biraz dramaya da kayıyor değil mi? Hafif orada toplu olarak çocuklara kitap okumayla dramaya geçme arasında orada şey var, geçişken bir sınır var. Hani dramaya da geçilebilir, geçmeyip sadece kitap okumayla da kalınabilir. Evet Drama evet konusunda ne kesinlikle ben düşünüyorsun mesela? ne konusunda? Drama, hani bu çocuklara yapılan etkinliklerde bunların hareketli bir şekilde anlatılması en basit ifadesiyle nasıl Şimdi bir şöyle ben ilk etkinlik yapmaya başladığımda aslında biraz şeyi fark ettim. Yazarlardan beklenen büyük sorumluluklar diyeyim. Yani kitabı yazmış olmanız, bitirmiş olmanız ya da o söyleşiye katılmış olmanız bazen çok yeterli gelmiyor gibi. Yazarın onun üzerine drama yapması, onun üzerine aktivite yapması falan bekleniyor. Ne yazık ki ben öyle bir insan değilim. Zaten başka bir şey yapabiliyor olsam onları yapıyor olurdum. Ben sadece yazabiliyorum ve onun üzerine konuşuyorum. Onun üzerine konuşmaktan hoşlanıyorum. Ama hani bunu yapabilen yazarlar da var. Çok takdir ediyorum. Ayrıca bir de drama eğitimi almış öğretmenler oluyor. Onlar yaptırıyorlar genelde. O başka bir şeye giriyor. O gerçekten aktivite artık. Bir etkinlik. Yani ben hep etkinliğimiz var falan diyorum ama bizimki söyleşi açıkçası. Yani bunun ama yazarlardan bekleniyor olması bence biraz sıkıntı. Ya da benden bekleniyor olması diyeyim. Çünkü dediğim gibi yani zaten hayatta başka bir kabiliyetim olsa o tarafa yönlenirdim. Öyle olmadı. Ben sadece yazıyorum ve bunun üzerine konuşuyorum. Yazar olarak da bence başka bir şey yapmama da gerek yok gibi geliyor. Ya o da acaba biraz daha hani çok genel bir hastalık mı diyeceğim artık. Yaygın bir davranış şekli vardır ya. Yapılan işleri hafife almak. Hani drama ne olacak ya? İşte anlatıverirsin. Öyle değil mi? Onun bir Evet. altyapısı var, formasyonu var, bir teorisi var. Hani o insanlar drama etkinliği yapan insanlar durup dururken akıllarına gelip onu hareketlerle canlandırmıyorlar. Onun gerisinde neler neler var. Onlar da pedagoji eğitimi alıyorlar. Yani onun içinde o da var. Bu çok önemli bir Tabii şey. ki. Hani Tabii ki. ben gidip konuşuyorum sadece çocuklarla, sohbet ediyorum ama başka bir şey yaptığımda bunun altını doldurmak gerekiyor gerçekten. Hani İşte beklentiler diğer tarafta çok yüksek. O zaman evet, şey bir yorum gelmiş. Hani Türkiye'de bilim kurgu yazılıyor, yazılamıyor. Onu konuşurken Türkiye'de bilim zor olduğu için bilim kurgu yazamayız deniyor. Hani genel olarak savunu da budur. Ama çok iyi yazılmış çok öyküler güzel bir var tespit bu dermiş. çünkü bilimle aramız iyi değil zaten. Yani ben de söyledim iyi bir örnek değilim. Bilimle teknolojiyle çok aram yok. Ama eğer toplum olarak biraz daha yönelmiş olsaydık bilim kurgu edebiyatımız zaten gelişecekti. Çok güzel bir tespit bence bu. Evet, Yani genel. en son Evet. iPhone'u almakla olmuyor o teknoloji ve bilim. O olmuyor yani. Evet, Evet. evet, evet. Hatta senin yine kullanım kılavuzu öyküsünü anacak olursak onu alınca da gerçekten olmuyor. Kullanabilmek O gerekiyor. sıkıntı yani. Değil mi? Gerçek bir sıkıntı. Yani. Öyle. Peki o zaman eğer başka soru yoksa biz burada zaten süremizi doldurduk. Senin bize tekrar son söz olarak söyleyeceğin şeyler varsa onları alalım. Kapatalım Ya söyleşimizi. çok teşekkür ediyorum.
bu güzel sohbet için. Seninle konuşmak her zaman güzel zaten. Ama bir de Seninle de. bilim kütüphanesinin de yer alması zaten hani bizi çok seven, çok destekleyen bir oluşum. Söyleşiler de gerçekleştirdik orada. Ne yazık ki ben biraz uzaklaştım. Çok artık katılamıyorum, gelemiyorum ama umuyorum ki yeni dönemde çok çok güzel işlerle, projelerle yine bir araya geliriz. Ben zaten hep takip ediyorum. Madem zaten beraberiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz tekrar geldiğin, vakit ayırdığın için bize. Hep görmeyi çok istiyoruz biz de kütüphanede. İnşallah pandemiden çıktığımızda bütün dostlarımıza söylediğimiz gibi kütüphanede güzel binamızda yine bir araya gelebiliriz. Güzel toplantılar, etkinlikler yapabiliriz. Şimdilik böyle online'dan hiç olmazsa birbirimizi görmüş oluyoruz, konuşmuş oluyoruz. Katılımcı İnşallah herkese işte. de tekrar çok teşekkür ediyoruz canlı yayında bizi izleyen herkese. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere o halde. İyi akşamlar dileyelim herkese. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.